Herkese merhaba arkadaşlar. İtalya kariyerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda çok değerli hocamız Yasin hocamız var. Hazırız. Sezon hazırlıklarımızı ikimiz de yaptık. Ve şu anda yayınımız başlıyor. Bazı durumlar var. Burada Yasin hocanın da devreye girmesini istiyorum. Şöyle yapalım. Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Şimdi Yağız Hoca yanımızda yok. Önden bahsetmek istiyorum. Çıkamadığı için istifa etmek istedi. Yanımızdan ayrıldı. Oldukça da iyi gidiyordu. Ben daha güzel olacağını düşünüyordum. Serie A'da 3 takım güzel bir mücadele yapacağımızı düşünüyordum. Olmadı. Neyse diyelim. Hocam. Seninle şimdi maçımız var ama maça girmeden önce senin neler yaptığını, ne transferler ve ne hareketler, hamleler yaptığını direkt senin ağzından duymak istiyoruz biz. Sendeyiz. Tamam. Şu anda transfer... Zaten... Evet. Evet, buyur hocam, söyle sen. Transfer in bölümündeyim, oradan başlayabilirsin diyecektim. Burada zaten oturmuş bir kadrom var benim, yani sürekli bunun üzerinden yürüyorum. Ama Serie A'nın düştüğüm sene biraz taktiksel oynamalardan dolayı küme düştüm. Yoksa düşmezdim diye düşünüyorum. Hı hı. Yine aynı şekilde Kevin Cadrón'un üzerine John Mario var zaten benim sağ açıkta. Onu yedekledim, onun yedeği yoktu. Kevin boş koydu, boştaydı. Profili John Mario'yu yedekleyecek potansiyeldeydi. Onu aldım. Ondan sonra Sporting'den bir 17 yaşında, bayağıdır takip ettiğim bir oyuncuydu. Regen bu ama çok büyük umutlarım var bundan. Bu sene oynatmam, ara ara oyunu alırım ama şeyim var yani, bayağı yıldız oyuncu olacak. Ondan sonra Feyenoord'dan, aslında bu kaleciyi alma niyetim yoktu ama Can Hamdi ile sarıldım buna. Yani ne olur ne olmaz sezona kalecisiz başlamamak için bunu Borsta'yla imza attırdım. Yedek kaleci yapacağım burada. Bu Bordo'dan aldığım Marcel de Paula. Bunu da takip ediyordum. Bundan da bunu ilk 11 oynatacağım. Şeyle birlikte. Madsen ile birlikte. Sander de olabilir. Duruma göre değişecek bu. Ondan sonra bu zaten bu Filip Jurčić'i devre arası almıştım. Yani devre arası kapandıktan sonra aldım. Hatta yeni bir sevinç diye yayın ekranına yazmıştım. Evet. Bu da iyi. Bunu ilk 11 oynatacağım. Gençler oynatmayı seviyorum. Çok güzel. Bir de İspanya 2. liginden DMC aldım. Alex Ruiz diye. Bunu Alfa Semedo'yu satacaktım aslında ama onu satarken, onu satayım bunu alayım düşüncesi oldum ama Juventus onu satamadım. Juventus ikinci lige düşündüler. Taksitli bir fiyat göndermiş. Ondan dolayı olmadı. Ondan sonra Lisandro Correira. Bunu da Alfa Semedo'nun yedeği olarak düştüm. Ama şu an elinde 3 tane yedek oldu. Bunu kiralık listesine koydum şu anda. Kiralayabilirim. Ondan sonra şu Vinicius Dos Santos cümle. Bunu tamamen Bundu ve Atanga'nın yedeği olarak aldım. Çünkü ben MC'de AMC ve forvet özelliği olan MC'leri oynatıyorum. Bu tamamen ona dayalı. İkisinden biri muhakkak sakatlanıyor. Son olarak da kalecisiz kalacağım diye transferin son zamanlarında Şezni'yi takip ediyordum. Juventus'teyken imzalamadı, boşa çıktı. Sağlam bir imza parası verip imzaladım. Şu an kaleden yana kuşkum yok. Bu kadar. Bence sezonun transferi Sejni. Çok iyi iş yapacaktır. Giden oyuncularını şöyle açacağım. Bunların arasında bir tane Balmos var. Bana geldi. Kaleci ile alakalı benim sıkıntılar hala devam ediyor. Bir de Balmos'un tadına bakalım dedik. Balmos'u biz transfer ettik. Umarım can suyu olur sana. Umarım. Ben aslında memnundum. Memnun olmadığı için biraz kaleciden sıkıldım. Yaklaşık 3 sezondur ben de aralıksız oynuyor. Bir geçen sene biraz birkaç maç canım sıktığından dolayı
böyle satma kararı aldım. Hem daha iyi oldu benim için. Chesney'e güveniyoruz. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Bir de Hertha Berlin'e bir kaleci sattık. Bunu da Nijerya'dan almıştım. Aslında bu kaleciden de umutluydum. İyiydi ama pozisyon alması kötüydü. Yani boşta alıp 3.7 milyon dolara sattık. Bu kadar yani, giden adamların da bu kadar. Benim bir de kiralık gelen bir adamım olması lazımdı. İki tane kiralık gelen oyuncum var. İkisi de kaleci. Onları geri göndereceğim birazdan. Bir de sol bekimi yedekledim. Zagre'nin yediği. Sasula'dan Collins Bushby diye bir adam kiraladım. Aslında bunu almak niyetim. Profili bayağı iyi. 21 yaşında. Bu adam gerçekten iyiymiş. Buna bir ekip yapacağım yani. Bunu şu an kiraladım. Sezon ortasında bu adamın kontratı boşa düşer. O zaman hemen çökebilirsin. Sen de çökebilirsin. Yok yok. Yok, ben onu yapmam ya. deneriz. Yani dışarıdaki oyuncular da denerim de, senin kadrondaki oyuncu senin izinle olmadan takıma çekmeye çalışmam. O hoş olmaz. ben neler yaptım? Hemen 18 yaşında genç bir tane Sergey Ansimov diye bir adam vardı. 140K'ya adamı aldık. PAF takımına gönderdik. Biraz gelişsin dedik. Asensio, bunu bilen bilir zaten. Los Angeles'ta oynuyor. Amerikalı adamımız. Öyle. Sence umut var mı bu Asensio'dan? Yani Serie A'nın direkt ağırlığını taşıyacak bir adam bence. Ben zaten defansta pozisyon almaya çok dikkat ederim. Pozisyon alma, markaj mükemmel yani. Hava toplarına da biraz hakim gibi gözüküyor. Dur bakalım. Evet. Bizi üzmez umarım. Bordo'yu boşaltmışız. Ben de Bordo'dan Ramos Gonçalo'yu almışım. Çok insanlı bir adam. Tam işte benim Atanga Bundu tarzında bir adam bu da. Evet. Ama bu onlardan da iyi. Umarım iş yapar. Benim o mevki şu anda çok şişmiş durumda ama bakalım kimi oynatacağız. Yeni bir forvet adayım var. Sales. Adam indirime girmiş. Biz de 2 milyon K'ya Goyas'tan aldık, getirdik. Bakalım. Daha 24 yaşında. İş yapar diye tahmin ediyorum. Balmos'u zaten bilen bilir. 28 yaşındaki Kop Miners'ı aldık PSV'den. Bu adam DMC'de şeyin yedeği olacak. Vitor Pereira'nın yedeği olacak. Duruma göre ilk 11'de çıkabilir. Bu adamı Juventus'tan aldım. Chiara Dia. Yani bu oyuncuların isimlerini okumak ne kadar zor ya. Bana takıyorlar bir de. Her neyse. Bu oyuncuyu almamda en büyük etkenlerden bir tanesi Yasin hocamın tavsiyesi. Ona sordum. Dedim sen olsan alır mıydın? O da dedi al. Ben de aldım. Aynı zamanda bir oyuncu daha vardı Juventus'tan. Getiremedim onu. Kasada para bitti. Dolayısıyla. Elliot'u aldım. 17 yaşında kumar oynadım. Bu adamın potansiyelinin olduğuna inanıyorum. 28K gibi para gelir gelmez 575 oldu. Artık bakacağız. 17 yaşında henüz. Cassidy Sabek. 17 yaşında Middlesbrough'dan 700K'ya aldık. Bundan da potansiyel var. Buna da güveniyorum. Carvalho'yu aldık. Sol bek. Bunu nereden almışız? XVD Pirici Baba mı? Artık her neyse. Oradan getirmişiz. 18 yaşında. Bunda sağlam potansiyel var. Bu da çok iyi bir sol bek olacaktır. Bunlar seneye takımın ilk 11'ini oluşturacak kemik kadro olacak. Ayrıca Transfer Out'ta da Ayovi'den artık kurtulduk. Ne umutlarla getirmiştim. Gelişecek demiştim. Hiçbir şey olmadı. Gitti. Bizim PAF takımından çıkan Cici vardı. Bu adam gelişir diye bekledim. 2 sezon. Hiçbir şey olmadı. Jimenez. Bu adama 28K'yı almışız. Juventus 9.5 teklif etti. Hayır dedim, verme. Ardından 11.5'la geldi, kapımı çaldı. Yasin Hoca dedi ver gitsin. Vermem dedim. Ben bu adamı 22.5'tan aşağıya vermem. Sonrasında Fiorentina teklif yaptı 15.5. Kabul ettim.
Sonra Roma mıydı? Evet. Roma teklif yaptı. 22,5 istedim. Veremediler. Sonuç olarak Jimenez gitti. Onun yerine oynatacağımız adam Ledesma olacak. Kelleher'i 7,5'a okuttum. Kaktırdım diyorum ben buna. Çok da güzel kaktırdım. Adamın gol potansiyeline bak ya. 32 maçta 66 gol yemiş. 38 maçta 66 gol yemiş. Neyse. Stefanovic kazan kaldırdı. İtalya ortamı hoşuma gitmiyor. Evimi özledim dedi. Birkaç sefer gönderdik. Adam gitti gelmedi bir daha. Şimdi Arabistan'da ne yapacakmış göreceğiz. Hoşça kal bebek dedik. Ve future transferde birkaç tane oyuncu var. Onları da göstermek istiyorum. Erik Sar. 16 yaşındaki Bordolu oyuncu. Bordo'yu boşaltmaya devam. Witkowski. Bu adam 20 yaşında Polonyalı. Polonya'nın efsanesi. Zaten bilen biliyor Polonyalı oyuncuları. Bu adama henüz 16 milyon değerinde ve bize gelmek istiyor. Ben de 22,5 teklif yaptım. Umarım Udinese bunu kabul eder. De Gea kaleciyle alakalı bizim sıkıntımızı çözer mi? Umut. Bellotti de artık gidecek, bize biraz para kazandıracak. Artık maça hazırız. Hocam takımını hazırla. Tamam, ben hazır yani çok değişik. Geçen maçlardan çıkacağım ama birkaç oyuncuda kondisyon sıkıntısı var. Kıran kırana bir maç olacak. Bu arada bu Alvarez var. Christian Alvarez. Adama çökmeye çalışıyorlar sürekli. Bugün yayına başladığımızdan beri 3 sefer teklif geldi. 3'ünü de reddettim. Umarım kaçırmayız. Bu sene ilk 11'de oynatmayı planladığım adam. Yani Mavdede ve Brob Bey'in yerine bu adamı oynatacağım. Bu arada Braga'yla bir maç yaptık. Kondisyon sıkıntısı var takımın genel olarak. Kondisyon sıkıntısı olmayan oyuncularla çıktık. 2-1 kazandık. Başakşehir'le de umutlu olduğum, az kadroyla çıktığım maçta 3-2 mağlup olduk. Hayırlısı diyelim. Hocam şimdi senin maçında oynatabileceğim benim oyuncuların kondisyonlar hala toparlanmamış. Ne yapacağım ben? Benim de var öyle 2-3 tanesinde. Yani normalde 80 ve 90'larda böyle ikilerde. Bol değişiklik yapacağım. Ozan Kabak'ın yerine Melih Demiral'ı alsak nasıl? Onun da 75. Hocam bu haliyle bir çıkalım bakalım. İkinci yarı destekleye destekleye devam ederiz. Takımın kaptanı kim olacak? Melih Demiral yapabilir mi? Oo süper. Ben hazırım. Hazır mısın? İlk 10 dakika golü bulursam alırım bu maçı. Hadi bakalım. Kalecin çıkardı ya. Bu arada iyi başladık biz. İlk şutla... Atanga. Dur sen Atanga. Ramos. 1-1. Güzel. Maç bayağı başa baş geçiyor ya. Çok iyi. Ama sezon başında hep seninle maç yapıyoruz. Diyorum ki seni yenersem ben bu sene ligde iyi işler yaparım derken bile gülmeye başladım. Sonra sezon sonuna doğru sezon orta seviyelerden çıkma mücadelesine geliyor durum. Gol atan oyuncumuz bayağı yorulmuş. Oraya Mavdidi'yi koyalım. Vitor Ferreira'nın yerine yeni topçumuzu deneyelim. Sol açığımızda Richards'ı deneyelim. Güzel. Baya kapsamlıymış ya bizim kadro. Güzel. Yeni oyuncumuzu deneyelim orada da. Savunma. Nasıl yapacağız? Savunma yedeklerin hiçbirisinin durumu iyi değil. Ölene kadar devam. Bu sene kadro güzel oldu ya. Geçen seneki kadrodan memnundum. Bu sene çok daha iyi oldu. Aslında geçen sene de fena değildi de taktiksel değişiklikler biraz şey yaptı seni. Öyle oldu ya. Biraz canımı sıktı o iş. Süper süper süper. Mavdidi bu sene ilk 11 oynatacağız o zaman. Ne yapacağız biz o mevkide? 8 tane topçu var. Hangisini oynatacağım ben? Hocam topçu lazım mı?
Valla şu an benim de kadrom geniş. Şu an ihtiyaç görmüyorum. Amacım şey ya, bu oyuncuların maaşlarından yırtmak. Çok güzel. Çok güzel. Tamam, ligde de böyle yaparsak, deplasmanda sana galip gelirsek yeter bize. Okay Yokuşlu'ya teklif yapmıştım bu arada ben. Adam yaşlı, 32 yaşında. Bu saatten sonra gelirse başımıza bela olur dedik. Ondan vazgeçtik. Uzoho'dan vazgeçebiliriz. Markovic ya, Markovic. Hadi be aslanım be. Gene mi gelmedin? Ahanda yandık. Yedek kaleci 4 ay sakatlandı. Vereyim hocam siz. Bende kaleci bu. Hugo Souza'yı kiralayabilirim istiyorsan. Bende de kaleci çok ya. Şu an şöyle bakayım. 6 tane kaleci var takımda. Bir tanesini şey yaparız da. Yani Ronaldo'nun gitmesi kötü oldu. Corinthians yürüyor. Aaa! Rodel Richards'a teklif var. O mevkide oyuncu çok. Satsam mı acaba? Adamın değeri 4,5. Yaklaşık 8 milyon teklif geldi. 12 ay taksitle. Ne diyorsun? Bence verebilir hocam ya. Hem kadroyu daraltmaz mı? Yani paraya çevirmiş oluruz. Ki ben bu adama para ödemedim. Çok iyi ya. Aynen. Sattım bence gitti hadi. Abdurin o parayı nereden bulmuş acaba? Geçen sene sizinle beraber çıkan takımlardan değil mi o da? Benimle beraber altında çıktı. Sen şampiyon oldun ya. O beni bayağı zorladı da sonra biraz şey yaptı. Çakozladı ligin sonuna doğru. Şey olmuyor, oyunda zaten bir takımın tamamen domine etmesine yapay zeka kesinlikle izin vermiyor. Evet. O biraz iyi biraz da kötü, yani sana da izin vermiyor. Takımın çok iyi, bütün takımlardan fersah fersah öndesin. Ama olmuyor yani, yaptırmıyor. Evet. Bu arada Eric Bailly boşa çıkmış, ayeti boşa çıkmış hocam. Bilgin olsun, biraz yaşlılar ama savunma ihtiyacın varsa. Bailey'i severim. Sergio Gomez. Evet. Benim Sassuolo'daki kiralık sol bekimi alıyorum ben. O hayırlı olsun. Görüyorum. Hadi bakalım. Çünkü sol bekler çok önemli bu şeyde. Taktikte. Yani dörtlü defansta özellikle. Beklerin kötüyse çok gol yiyoruz. Markovic yeniden boşa çıktı. Yok ya, almayacağım. 16 yaşındaki bebeğiyle bu kadar uğraşılmaz ya. Adam yurt dışına çıkmaya hazırlıklı değilmiş. Sana şöyle sağlam bir para versek gözün boyanır mı acaba? Senin için 210 bin dolar iyi paradır. Değil mi? De Gea reddetti abi beni. Ne olacak? Sadece player olarak yürüsek. Biraz daha iyi vermedi. 2 milyon verdim. Clean sheet bonusta 4 bin dolar yapıyorum. Hadi bakalım. Richards'ı okuttum. O adama zaten sıra gelmezdi forma şeyinde. Çok çok güzel oldu ya. Evet, Richards gitti. Bizim kasa ne oldu? Bir bakalım hemen. Para hemen gelmez de Rich'e döndüm ya artık. 33 milyon para var. Of of of. O Witkowski'ye 26 teklif yaptım. Olmadı. 29'a çıkarttım teklifi. 20 yaşında ya. O adam kesin 40'a 50'ye okuturuz sonra. Ne dersin? Belki 120-130. Olur mu? Ya oluyormuş. Bende hiç olmadı ama. Ya bilmiyorum ben. Hayat vermiyorlar bak. 30'a vermediler. Dur bakayım. 24 ay taksit yapalım.
24 ama da ben de milli takım 50 milli takım forması gelirse ondan falan ver. Onları da vereceğim. Onlardan da 4'er milyon verelim. Fiyatını da 27'ye çekelim. 35 toplam olsun. Hadi bakalım. Ya ben şu ana kadar bir sefer Agova'yı sattım. Başka hiç kimseyi satamadım. Çok zor oluyor ya. Ya nasıl oluyor? Nesçeret'in şeyi bitiyormuş bu arada. Kontratı bitiyormuş. Ozan Kabak da bir ay gitti. İyi ki geniş kadro kurmuşuz ya. Palmason. O kimmiş? Sol bek. Vay, İzlandalı. Yaşı önemli benim için. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Hadi bakalım. Savunmaya şey savunma diyorum. Ya gençlere bayağı yatırım yaptık seninle bu sefer. Aynen. Muleka 34 yaşında. Ya var ya öyle oyunculara yürümüşüz ki. Şu an gördüğümde utanıyorum. Şimdi bak 15 yaşındaki adam Şilili. Takımıyla kontratı bitiyor. Ben buna indispensable desem olmaz. Hot prospected desem gelmez. Ne yapmalıyım? Takımın topçusu mu desek? Rotasyon topçusu. Rotasyon diyebilirsin. Ben mesela bu son gelen İzlandalı'nın öyleydi. Yani şey genç oyuncu dedim hatta direkt geldi. Palmason. Diğer oyuncular da o şekilde genç dediğimde geldi de şu birkaç tane oyuncu var deli etti beni bir türlü gelmiyorlar. Asist bonusunu 1300 dolara çekeceğim. Kaç para alıyor? 1300 dolar para alıyor. 11 bin dolar para vereyim. Hadi imza parasında 220 bin verelim. Buna da gelirsin artık değil mi? 15 yaşında daha ya. De Gea gene reddetti. 2 milyon imza parası verdim ya. Niye gelmiyorsun? 2600 vereceğim. Hadi bakayım bir daha. Hem de koç olarak gelecek. De Gea'nın koçluk özelliği nasıl? Baktın mı hiç? Orta sanırım. Çok iyi değil. Taktik iyi sayılır. Bir de teknik bazda bir koçmuş. David Neres. Ajax'ın topçusu Schalke'ye gidiyor. Bamba tekrar sözleşme imzaladı. Simone'ye Barcelona yürüdü. 22 milyon teklif yaptı. Nesçeret 24 yaşında artık bu adamdan bir şey olmaz değil mi ya? Kim o zaman? Nesçeret. Bu Dinamo Kiev'in kalecisi var ya. Oyun başladığında 18-19 yaşındaki olan. Bakayım. Takıma katsam mı ki? Yedekte oturtsam mı ki? Kaleci mi hocam? Evet. Kaleci mi? Senin kadronunda öyle hatırlıyorum. Bizde bir kaleciler kötü olunca yaklaşık 6 kaleci barındırır o kadroda. Kalecilerden ilk 11 kuracağım. Hedefim o. Challenge. Teklif yaptım ya. Gelsin bakalım. Çağrı Hoca da geçen öyle diyor. Kaçıncı kaleci bu? Selim diyor. Ama hiç yüzü gülmez mi bir adamın? Hiç yüzüm gülmedi ya. Senin de yüzün gülmedi kaleciden yana. Benim Balmos'la bir iki sezon güldü. İyiydi. Ama geçen seneki performansını beğenmedim. Yani ben çok geçen sene şampiyon oldum ama bir Brom'la döndüm bir ona döndüm. Yani ikisinin arasında döndüm. Çok saçma sapan takımlara direkt maçın başlangıcında bir 2-0'lık şey sonra maçı çevirmeye uğraşıyorum. Kaleciyi değiştiriyorum falan. O yüzden Serie A'da onunla gitmeyeceğini düşündüm bile. Esposito forvet transfer etti 17.5'a. Şey Udinese Esposito'yu transfer etti Juventus'tan 17.5'a. Demek oluyor ki Witkowski'den umudu kestiler. Witkowski'yi verecekler aynen bana. Hadi bakalım. Witkowski gelirse ben kimi oynatacağım forvette? Nesçeret geliyor. Almayacağım. İmza attıracağım ama almayacağım. Marcus Rashford. Abi ne topçular var ya. Normal versiyonda bu kadar kaliteli topçu bir arada yok. Unavailable'da 3 tane cezalı 2 tane sakatım var. Hepsi de ilk 11 topçusu.
İyi ki kadroyu geniş tutmuşum. Ben Napoli'yle 4 maç yapmışım. 4'ünü de kaybetmişim. Ciddi mi? Şu an ilk maçımda Napoli'yle. Kupa maçında hayırlı olsun. Benevento ile eşleştin. Aynen. Ben de Atalanta ile eşleştim. Rakiple. Ezeli rakip. Bizim şey oymuş. Senin sen kiminle kötüydün? Catania ile mi? Ama benimkisi çok başka yani. Bunlar gerçekte 2010 yılında falan aynı liglerdi. Bayağı olaylı bitmişti. Yani İtalya karışmıştı onların maçında. Hadi ya. YouTube'da falan videoları vardı. İkisi de mafya takımı gerçekten de. Sicilya Adası'nın iki mafya takımı oluyor. İki ayrı mafyanın takımları. Ben hiç bilmiyorum o konuları, biliyor musun? İtalya ile alakalı. Şeyin peki, yani Palermo şu anda aşağı liglerde değil mi? Yani 3. ligde. Palermo aslında çok şey bir takım yani. Geçmişi bayağı, Serie A'da bayağı oynamış bir takım. Hatta Serie A, Serie B'de gidemiyor. Hatta bu Juventus'un Paolo Dybala var ya. Hı hı. Palermo'dan çıkma. Yani Palermo'nu Arjantin'den bulup getiriyor, Juventus'a satıyor. Palermo sanırım bir şikeye falan karıştı. Onu direkt seri D'ye attı. İtalya'da öyle olaylar oluyor. Parma'yı da mesela 2-3 sene önce seri D'ye göndermişlerdi. Şimdi de Palermo'yu göndermişler. Yani Palermo aslında geçen sene seri B'de olması gerekiyordu. Yani bir olaylar var onların arasında. Onların federasyonu biraz acımasız bu konuda. Direkt alt lige gönderiveriyor. Juventus'u da bir atmışlardı. İşte Nedved de Del Piero'lu kadrodan. Ondan sonra çok hassas onların federasyonu. Aslında maçı doğrusu. Hocam, Inter maçı geldi. Hemen bir kadro kuralım. Bizim sol bek iyi ya. Sağ bekte Serapio'ya devam. Demiral'la Topay'ı mı oynatsak? Topay'ı oynatalım. Topay iyiydi. Hem de takımın kaptanı. Defansif orta saha yeni gelen adam mı oynatsak? Onu oynatacağız mecburen. Ledesma burada mı? Abi takımın yarısı harbiden yok. Harbiden yok. Ne yapacağım ben? Solis. Mavdili'yi forvet arkasında oynatacağım. Adam iki maçta da beni kurtaran adam oldu. Alvarez'e ilk 11 çıkacak. Asensio'yu alalım. Sağ bek yedek Milojevic olsun. Ordenes sol bek yedek. Ben bu adamı unuttum. Sol bek yedeğimiz şu olacak. Ordenes'in yerine Asensio yedek. Ordenes şimdilik beklesin. Riccioli, seni alalım. Şu Spinayı Pap takımına göndersek mi ki? Gönderelim ya. Lazım olursa çıkartırız. Ramos, Sales, Brobbey, bir tane de şu Ordonez'i alalım. Takımımız hazır. 19 numarayı vermem sana. Sen 30'u giy. Hadi bak. Sence ne olur hocam Inter maçı sonucu? Ben bir beraberlik bekliyorum. Yani. Beraberlik bekliyorsun. Şu anda şeyi açtım. Inter'le şu ana kadar 4 maç yapmışız. Adamlar 10 puan almış. Ben 1 puan almışım. 8 tane gol atmışlar. 5 tane gol atabilmişim. Biz genelde Inter maçlarında hep öne geçiyoruz ama Inter sonradan hep maçı çeviriyor ve Inter sana hep son dakikada gol atıyor. O dikkatimi çekmişti. Inter'i resmen şey yapmışlar oyunda ya. Daha önceki videolarda da bahsettim. Yenilemez. Yani vakti zamanının Roma'sı gibi. Süper be. 1-0. Bak. 25-30'da gol yeriz. Ondan sonra ilk yarı 1-1 biter. Dediğim gibi. Maçın sonuna doğru da ikinciyi atarlar, belki üçüncüyü atarlar. Senaryo hep aynı. Dediğin gibi. Hep. Bir tane şutumuz var. Adamlar 7 tane şut çekmiş. Ya bu kadar yenilmez. Yapmayın şu takımı ya. Bir de dediğin gibi lige iyi başlamak da çok önemli. Benim ilk 4 maça bak. Inter, Roma, Carrarese, Atalanta.
şu yeni adamı bir deneyelim bakalım. Hiç denemedik. Mavdidi 5 ile oynuyor. Şu Ramos'u koyalım oraya. Yeni transfer. Hadi bakayım bir de şöyle deneyelim. Efendim? Mavdidi'yi kiralayacaktın. İlk 11'i mi çıkardın? Abi çok oyuncu vardı da Mavdidi şu hazırlık maçlarında çok iyi performans sergiledi orada. O yüzden ilk 11 çıkarttım. Yani normalde Mavdidi'yi gözden çıkarmıştım ama adam iyi oynadı. Bu arada ikinci golü yedim ben. Bence sizlerden çok Brezilya'dan gelen forveti çakmanız oraya forvete çok daha iyi olur. Çok iyi profil var çünkü. Hangisi? Sales mı? Evet, evet. Ya Alvarez hoşuma gidiyor ya. Genç oyuncu bir de ya. Üçüncü oyuncu değişikliğini yaptım. Sağ beke. Oh 3 oldu. Bak tam dediğim gibi ya. Tam dediğim gibi. Senaryo hiç değişmiyor bu Inter karşısında. Üçünde bu Martinez denen hayvanat attım. Ne biçim bir hayvanat bu? Bu çok iyi. Gerçekten de iyi bir futbolcu. Lige 3-1 başlamak. Aman ne güzel. Milan Empoli ne oldu? Berabere bitti. Ben de kadromu yaptım o sırada. Sen kiminle oynuyorsun şimdi? Napoli mi? Evet. İzleyeceğiz. İzleyeceğiz. Hadi evindesin. Senden güzel bir galibiyet bekliyoruz. İnşallah güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz biz de. Başlayalım bakalım. Bu ne biçim bir renk be? Action zone. Adamlar atak başladı. Evet. Demek ki ilk golü sen atacaksın. Güzel direndin hocam şimdiye kadar. Ortada gidiyor evet. Maç oynanış bölgesi de ortada bayağı. Kırmızı mı çıktı orada? Süper. Cürcic'i ilk 11 sürmüşsün. Çok iyi. Evet onu da inatçıyım ben. İbisevic'i de öyle yapmıştım. Tuttu. İnşallah bu da tutar yine. Hadi inşallah. Süper. Sen alacaksın. Sen bu sene ligde iyi işler yapacaksın. İnşallah. Kırmızı kartı da yediler. Hocam ikinciye atmaya bak. Son dakikada yersen çok üzülürüz bak burada. Pür dikkat kilitlendik seni izliyoruz. Hadi. Süpersin. Evet şanslı kırdık. Kırmızı kartı kim yemiş? Zelinski. Orta saha. Orta sahanın solundaki. Maçın sonunda nasıl şey yaptılar? Formasyon yaptılar. Baktın mı ona? Yok bakmadım. Ligle hazırlık maçları aynı olmuyor. Bunu öğrenmiş olduk. Mavdidi'nin yerine biz Ramos'u ilk 11 koyalım. Dediğin gibi Alvarez'in yerine de o Sayles'ı ilk 11 koyalım. Vitor Ferreira döndü. Bizim nerede o? Kop Meister'ın yerine Ferreira'yı koyalım yeniden. 5 numara Kop Miners olsun. Ledesma dönmüş bu arada. Rashford. Denayer aldı Benfica. Oo, Jason Denayer'a verilen paraya bak. Sence Jason Denayer gerçekten o kadar kaliteli bir adam mı? Bence değil. Ben iyi okumuyorum. O Galatasaray'da da çok pozisyon hatası yapıyordu genelde. Ya çok kötü bir topçu bence ya. Bizim Diaz dönmüş. Diaz'ı alalım. Milojevic'in yerine de Serapio'yu koyalım. Oo, herkesin teklifini kabul ediyorlar. Nesçeret almıyorum. Sain sakatlandı. Ne kadar gitti Sain? Geri gel. 10 gün gitmiş tamam. Çok da problem değil. On bir gün var benim maça. Sana ne kadar var hocam? Benim de o kadar var. Tamam.
Bu sefer maçlar herhalde daha şey olur ya. Geçen sezonki gibi hep ayrı günler oluyordu. Bu sefer daha üst üste gelir diye tahmin ediyorum. O şey devler arasından sonra öyle bir fikstür bölünük veriyor ama şey şimdi ikimiz de aynı ligdeyiz ya yani. Muhtemelen aynı güne etkilediğini düşünüyorum ben de. Hocam bir dakikanı istiyorum. Bir teklif olayı var. Tamam. Benim oyuncuya birisi çökmeye çalışıyor. O çökmeden elinden almak gerekiyor. Genç bir tane kaleci. Gene kaleci. Ben de genç bir stoper kapattım. Belarus'la. Oo. Belarus. Belarus'a saygımız büyük. Solis. Benim kadroda... Tamam ya. Bu haliyle bizim takım destan yazacak kadroya sahip. Yapacağız ya. Şu Witkowski'yi alabilsek iyiydi. Witkowski işe ne oldu benim ya? Teklife geri dönmüş olmadı mı ya? Oldu da ben mi atladım? Dur bakayım bir. Reddetmişler. Ne ara reddettiler bunu? 37 milyon teklif yaptım. Hadi bakayım. Palacios. Oo. Guedes kim ya? Ha şu Valencia'daki Guedes. Real Madrid Pellegrini'yi alıyor. Pellegrini'yi alıyor pardon. Gene reddettiler. Abi ne istiyorsunuz? Adamın düşüncesi ne? Adam hala gelmek istiyor bize. Hadi sonraki satıştan da %10 veriyorum. 6 ayda taksit veriyorum kalanına. Sonraki satıştan %10 çok mu oldu ya sence? Yok. O adam bir araya gidip... ...kırıkta satsam. Yok ya, çok da değil. 6'şar veriyorum. Alvarez, Juventus'a şeye, Ajax'a gidiyormuş benim Alvarez. Vermeyeceğim abicim bu adamı. Ha, belayla oynuyor. Bu maçı sen rahat alırsın ama. 2-0 diyorum ben. Valla ben böyle rahat baktığım maçları genelde çok zorlanıyorum. Geçen sene de öyle oldu bazı maçlarda. Ama bakalım. Sampdoria'nın ilk maçı ne olmuş? Bu arada bizim Witkowski hiç oynamamış o maçta. 7 ile bitirmiş maçı. Herhalde adamın aklını bayağı karıştırmayı başardık. Güzel güzel. ...20 yaşında alsam... ...25-26 yaşında... ...o adamı... ...45-50'ye satarız herhalde ya. Rahat satarız. Bizim şey seri o zamana kadar devam edecek mi? O da önemli. Evet. Şampiyonlar Ligi'ne bu sene yaklaşıyoruz çünkü. İkimiz de Serie A'dayız. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek önemli. Çok iyi. 1-0 yapmışsın. Sen 2'de 2 yaptın. Daha değil. Biraz zor geçiyor maç ya. O kadar rahat geçmiyor. İkinci golü bu aralar atman lazım. Adamlar gelmeye başladı çünkü. Bir değiş. Hadi. Kalecileri yine coştu ya. Bu adamı yeni aldılar bu arada. Radunovic. Benim takımın oynaması genelde Atanga ile Bonu'nun performansından bağlı. Onlar iyi oldu mu? Maça iyi başladın mı? Takım çok gol atıyor.
Neyse 1-0 da iyidir ya. Aa bak Djurdjic. Evet. O yeni gibi sevişim oluyor. 2 maçta 2 gol. Çok iyi. 2-0'la geçtin. Liderliğe doğru gidiyorsun. Tebrik ediyorum seni. İyi yani. Bence kaleci faktörü ve defans faktörü var onda da işte. Evet, bizim maç geldi. Roma. Şöyle bir esneyelim, hazırlanalım. Şu Pirinchenko'nun yerine Ledesma'yı biz tekrar koyalım oraya. 5 numaramız o, 6 numara kim? Yedek. Maldini'nin yerine de Pirinchenko'yu koyacağız. Burak Bey 9'da kim var? 9 numara yedek. Ordonez değil de Maldini'yi alalım. Topey. Bizim Ozan Kabak döndü mü? Daha sakat. Asensio'yu Topey'in yerine mi koysak? Aynen. Asensio'yu oynatalım. Kaptan da Melih Demiral. Roma'ya karşı ne yaptım daha önce ben? Bence alacaksın bu maçı. Son sezon gelmiştin. Son maçta 3-0 kaybetmişim de ondan önce 2-1 kazanmışım. Sonra da 1-1 evet. Berabere kalmışım. Yenilince 3-0 oluyor. Kazanınca da 2-1 falan oluyor. Hadi bakalım. Abi ilk 4 maç çok kötü denk geldi ya. 5. maçta Atalanta'yla. Üzüyorlar beni. Çok çok iyi başladık. Bak şu dakikaya kadar gol atamayınca adamlar dönüşünde atmaya başlıyor. Çok zoruma giriyor benim. Bak. Sales'ı ilk 11 sürdüm. Bakalım ne yapacak. Helal. Sales attı. Süpersin be Sales. Bak üstüne oynayan biziz. Ağırlığını koyan biziz. Yani bu maç bizim hakkımız artık. Ledesma da güzel oynuyor. Çok iyi. Sağ bek Paul Diaz. Çık bakayım bir Serapio bir girsin oraya. Serapio'nun da o mevkiyi kaldıracak özellikleri hiç yok ama işte. Gittik sağa çıkaldık sağ bek alacağımıza. Bol bol. Burada da bir transfer hatası. Offside deme buna ya. Adamlar bu arada iyi gelmeye başladı. Melih Demiral. Çık bakayım bir. Kaptanlığı. Öyle mi? Senin iki stoperde oturmadı bir türlü yani değil mi? Oturmadı, oturtamadık. Benim bekler de oturmadı. Benim savunma gerçekten sıkıntılı. Aslında stoperler biraz daha iyi. Bekler çok kötü. Bekleri oturtamadım bir türlü. Şu forvet arkasındaki Gonçalo Ramos da iyi oynamadı. Mavdedi'yi bir ikinci yarı bir alalım oyuna. Helal. Helal. 2-1. Süpersin Sales. Bir daha atamazsak bu maç berabere biter. Adım gibi eminim. Geliyorlar. Bu adam gol kralı nominal maçı. Oh be. 3-1 dedim. Yeter. 3-0 olmazsa gol attık mı kazanırız. Süper. İlk maçın günahı olmaz dedik. Devam diyelim. Fabian gitmek istiyor. Güle güle Fabian. Güle güle. Şimdi bizim sonraki maç Carreras'ı. Bu da sizin bela takımlardan. Bundan da korkuyorum bak. Kupa maçı değil mi hocam? Yok, normallik maçı. Benim kupa maçı gelmiş de. Sen o zaman bu hafta bay geçiyorsun. Yok, 3 gün sonra benim maçım. İtalyan kupası. Benevento ile ilk maç. Ha, benim o maçı bu maçtan sonraya atmışlar. Abi hala vermiyorlar bana bu adam ya. Sayıks var hocam. Bırakın boşver. Evet bizim bu adam Sandoval bu sefer gelecek. Bu sefer alıyorum abi. Bu sefer kaleci olayını kökten çözüyorum. Hayır kaleci. İki maçta
Balmos mu vardı kalede? Evet, Balmos vardı ikisinde de. Ne yaptı? 8'de oynamış ya. Balmos iyi, kötü değil. Ama 17 yaşındaki Veled'i alıp koyduğumuz zaman çok daha iyi olacak. Rox 5 maçta 6 gol atmış ikincilikte. Benevento maçındayız. Hocam, bu takıma 3-0'dan aşağısı kabul değil. Benim 3 tane adamım cezalı bu maçta. Geçen seneden kaldı herhalde. Neden? Asanga, João Mário bir de sol bekim. Zangre cezalı şu anda. As oyuncular. Aynen. Olsun, yedekleri de sağlam ya. Hem kupa maçı biraz şey olur. Hadi bakalım. 3-0 diyorum ben. 3-0-6 kabul olmaz, bilgin olsun. Çünkü takımın kuvvetli. Adamlar bir de sarı kırmızı gördü. Tamam. Bu arada ikinci sarı diyor. Adam herhalde karara itirazdan yedi kırmızıyı. 7. dakika çünkü. Ama hocam olmaz ki. Hadi atamadık. Kaleci 9 da oynuyor. Adamın özellikler 14-14. 6 tane şutum var. Collins yapmış. Santos. Oh, 1-0. Hocam, bu maç iki ayaklı. Maç sen sakatlandı. Hoppa. Şey diyordum, bu maç iki ayaklı. İlk maç evinde dezavantajlısın. Elinden geldiği kadar fark açman lazım ki. Bu adamlar aynen ikinci maçta evinde avantajı elinde bulundurur. Yani iki golle elenirsin. Maazallah. Bu arada ben şu şeye bakacağım. Alfa Semedo'yu indirmiş. Sarı kart görmüş. Hakeme sinirlenmiş. Kırmızıyı görmüş. Tek pozisyonda kırmızı çıkmış. Hocam 1-0 olmadı ya. Ama gol yemiyor. Oo, 16 şut 14'ü kalede, nasıl gol yemiyor bu adam ya? Vakabayashi gibi oynamış. Oh, bir maçtı yani. Ben bir de sonlarına göre forvet güçleri. Yani kanat AML ve AML değil, yani ileri forvet alıyorum ben. Yani tuhaf yani o maçın 1-1-1-0 bitmesi. Bitkovski hala... Efendim? Gürantina deplasmanım var bu arada. Fiorentina, hadi bakalım. Benim de Carrarese deplasmanım var. Ay 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 ay. Bu Real Madrid Pellegrini aldı. Pedro'ya yürüyorlar şimdi. Bu Real ne yapıyor ya? Ermini geçen sene ne transferleri yaptı? Aynen. Sandoval, Atletico Madrid. Gitti. Bu kaleci problemini çözemediniz. Abi, ya bak adam ne istiyor biliyor musun? 7000 dolar haftalık istiyor, 8000 dolar verdim. İmza parası 30 bin istiyor, 200 bin verdim. Peki benim defansımın 2 ay sakatlanmasına ne diyorsun? Mart senin, as oynuyor. Abi olmaz ya. Kupa maçında yani. Ya en az o kupa maçında ben sana söyleyeyim. Karşı takım bir tane şut çekmiş, o da kaleyi bulmamış. Kaleyi bulsa goldü biliyor musun? Abi 50 milyon doları reddediyor adamlar ya. Witkowski için. Ve adamın fiyatı sürekli artıyor. Diaz'ın yerine bu maçta Serapio'yu ilk 11 süreceğim. Çaresi yok. Son maçta kötü oynayan başka kim var? Ramos'un yerine Mavdudi'yi oynatacağız. Mavdudi'ye bak be. Adam formayı zorla alıyor. Victor Ferreira orada döktürmüş. Melih Demiral. Asensio nasıl oynadın? 8. Bozma. Topa yedek.
deplasmanda kararlısı. Ben maça başladım hocam. Ben de başladım şimdi. Hadi gol gelsin. Var ya, fena çöktüm ben bunları. Şimdi Sabit'im sakatlandı. Hoppa abi. Doktorlarını gözden geçir bak. Doktorlarında sıkıntı var. Bizim Balmos top çıkartıyor. Helal be Balmos. Abi gol atamadı takım. Oh be Ledesma. Bizim savunma çok çabuk yoruluyor. Neden böyle ya? Melih Demiral. Melih Demiral'ı biraz ıskartaya çekmek gerekecek bizim. Nasıl oynuyor? Sol bek kötü oynuyor. Şu adamı koyalım sol beke. Kırmızı çıktı kime? Helal be onlara çıkmış. Şimdi ben yenilirim de. Hadi be aslanlar, hadi be. Adamlar kırmızı gördü, gol atmamız lazım. 9'da oynuyor kaleciler. 6 top çıkartılır mı ya? Melih Demiral oyundan alsam mı, almasam mı? Sales bu maçta oynamıyor. Hadi be genç yetenek. Sendeyiz. Benim efendim da sakatlandı. Sıkıntı olmaya başladı ya. Abi, doktora bakayım ben. Hemen o doktorları gözden geçir. Onlarda bariz sıkıntı var. Ya emekli oldu, gözden kaçırdın. Abi bariz üstün oynuyoruz. 1-0. Adamlar şimdi golü atacak. Beni çıldırtacaklar. Ah be, 1-0 bitti. Olaya bak. Çok iyi. Kötü başlangıç yapmaktan korkuyordum. Senin maç bitti mi hocam? 2-1 kazanmışsın. Tebrik ediyorum. Mateo bir ay gitmiş. Bundu 2 hafta gitmiş. Var mı doktorlarda sıkıntı? Yok aslında ama. Şans tabii ki. Abi bu kadar... Kadromuz geniş anlarda. Efendim? Kadromuz geniş anlarda. Neyse ki. Biraz şişti diyorduk da bak, ben de şu an sıkıntı çekmiyorum. Neyse ki. Sen de sıkıntı çekmiyorsun. Çok çok iyi. Aa, Atalanta, sonra da Napoli ile oynayacağım ben de. Kupa maçım Atalanta benim şimdi. Abi nasıl ya? Oynatmadığım adam nasıl sakatlanır ya? Livakovic. ...16 yaşında bir tane bebeği oynatmış Partizan. Potansiyel var bu adamda. Hemen çökelim. Nesçeret, Dinamo Kiev'in teklifini reddediyor. Bana ışık yakıyor. Derbiyi ben de izlemek istiyorum. Gel hocam, gel. 4 numara yediğimiz Ordones. Sağ bekte Serapio çok çok güzel oynadı. Enteresan. Melih Demiral'ı ilk 11'den keseceğim bu maçta. Ordonez'i oynatacağım. Adam bu maç dinlensin. Ozan Kabak'ı alalım yedeğe. Ordonez yapar mı kaptanlık? Yapamaz. 4 numara yedek kim olacak? Milojevic'i alalım. Son maç kötü oynayan yok. Victor Ferreira'yı kaptan yapıyor. Victor Ferreira kaptanlık yapabilir mi? Yapar. Hadi bakayım. Bu takıma hiç tutmuyor. Aa, 5 puan almışız şimdiye kadar. İyi o zaman. Eleyebiliriz belki. Bir umut var. Abi oyun yüzdesine bakar mısın?
Action Zones'a. Adamlar bariz kontratak oynuyor, bizimkiler de yiyor. 4-4-2 ile adamlar bizi yeniyor ya. Asensio 5 ile oynuyor. Ana! Ben ne yapmışım? Ozan Kabak orta sahada sanki hocam değil mi? Ya ben böyle işe... Nasıl bu adam ben orta... Bir dakika ya. Nasıl ben böyle bir şey yaparım ya? Harbiden adamı orta saha koymuşuz. 2-0 bence çok iyi skor. Bence çok iyi skor yani. Bir de şey ofansif orta sahaya. Aynen. Evimizde 2-0 mağlubuz, bu turu geçemeyiz. İlk turda eğleneceğiz gene kupada. Hak ettik. Hak ettik. Ordones çık. Risk alıyorum. 2-0 gerideyiz. Belki 2-1 falan yaparız. Yok. Yok. Bu takıma karşı tutmuyor abi. Kalecileri 9 da evet. Oynadı. Derbiler böyle zor geçiyor genelde. Ben de mesela kendi kalemi Göztepe'ye alıyorum. Mesela Karşıyaka'yla bir hazırlık maçı düzenliyorum. Hı. Çok zor geçiyor ama. Aslında ben Süper Lig'de zirveye oynuyorum. Karşıyaka 3. Lig'de oynuyor ama hep zor geçiyor. Oyunu bence öyle bir algoritması da olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen. Ya işte vakti zamanındaki Galatasaray-Fener maçı gibi. Evet. Adamlar sezonda ligde kalma mücadelesi yaparken Galatasaray 6 tane attı. Yani hiç beklenmeyecek bir skor. Galatasaraylıyız, halimize bak. sonraki maçın benim yarın, senin. Aynı gün. Geldi. Elena ile oynuyorum ben. Sen de Napoli ile oynuyorsun. Bizim oyuncular milli takımlara seçilmiş. Güzel. Bayağı milli takıma topçu veriyorum ya. Çok çok iyi. Ben de veriyorum bayağı. Ordones çok kötü oynadın. Şey nerede? Melih Demiral. Hala 83'te. Melih Demiral toparlayamadı ya. Ozan Kabak ne alemde. Asensio nasıl oynuyorsun? Son maçta kötü oynamışsın. Asensio'yu şeyin yerine koysak Ordonez'in yerine daha iyi olacak. Sonrasında Şipakasse, Mavdidi, Surlis. Mavdidi iyi ya. Yedek olarak da Brobbey var. 6 numara yedek Sain'i alalım. Vitor Ferreira mı kaptan olsa? Başka olabilecek adam var mı? Ozan Kabak. Yok, Vitor Ferreira olsun. Maça başladın mı hocam sen? Başladım. Durumun ne? Benim şöyle bir sorum var. Bütün oynadığım maçlarda rakip kalelerim 8. Rakip kaleler mi? Evet. Yani Avrupa adını anlıyorum ama bir türlü gol atamıyorum. Bende de 9 oluyor rakip kaleciler çoğunlukla. Bizim kaleciler de 7-8. Yani 8'i gördüğü çok nadir. Gene gol yedim ben. Ben memnunum şu an kaleciyle. Ya Şezni ya. Ya oynasın yani. Hatta tek kaleciyle çıksan bile kazanırsın. Gol yemez. Ben yine kazandım. 4'te 4 oldu. Sen yine mi kazandın? Çok iyi. Bende daha beraberlik gözüküyor ekranda. 4 maçta 6 gol atmışım, bir tane yemişim. Çok çok iyi. Biraz da fikstür önemli. Bize fikstür şey gibi geldi. Aynen. Fikstür biraz daha zor. Yani Verona'yı mı oynadılar? Verona bak sakat takım. Bana Verona gelseydi yine Napoli etkisi yapardı.
Sonra Cagliari, sonra Lazio'yu oynayacağım. Sen sezon ortasında bu fikstüre denk gelebilirsin. Aslında ben sezon başında gelmem de biraz daha iyi oluyor da. Ben gerçi bakıyorum, ardarda zor maçlarım yok. Yani mesela Roma ile oynuyorsam, diğer maç Cagliari ile oynuyorum. Milan'la oynuyorsam diğer maç Atalanta ile oynuyorum. Çok iyi. Çok iyi. O avantaj sağlar. Hem takımı çok fazla yorulmaz. Sen mental olarak rahat olursun. Juventus'u merak ettim. 3'te 3 yapmış ligimde. Oradan çıkar ya. Bu sene çıkar da. Seneye burada kalır mı yeniden? O önemli. Abi 90... Ya böyle oldu mu deli oluyorum ya. Forvetler oynamadı. Benim. 4'te 2. Yani... Gene şu fikstüre göre bence iyi yani. Bundan sonrakilerde bakacağız. Şimdiki maç kimle? Empoli. Bakacağız. Ben şu takımı bir temizleyeyim. Sıfır şey kurayım. Böyle ekleme çıkarma bu sefer sıkıntı oluyor. Unutuyorum. Ozan Kabak orta saha çıkıyor falan. Benevento... Financial Travel'daymış abi. Var mı şöyle güzel bir oyuncusu? 33 yaşında. Pierini var 28 yaşında. Yok ya. Nobile aldılar. Regina'lar. Empoli maçına 4 gün. Bu maçı da yaptıktan sonra şey yapabiliriz hocam. Kapatabiliriz videoyu. Tamam. Yaklaşık bir saatlik güzel bir video oldu. Şeyle güzel oluyor. Witkowski'yi övüyorlar. 17 milyon olmuş fiyatı. Ben bir daha yapacağım teklif. Bu sales istediğim performansı vermiyor ya. Brobby'ye ben tekrar ilk 11 mi sürsem acaba? Empoli maçı gelmiş. Bir tekrar kuralım kadroyu. Bizim bu adam iyi ya, iyi. Devam eder. Serapio nasıl? Diaz yok. Melih Demiral, Ozan Kabak ikilisini oynatmaya devam. Vitor Ferreira, Ledesma yok. Pirichenko. 20 yaşındaki adam bu sene baya baya oynatıyorum ya. Kimi hocam? Sales'i mi? Yok ya, Pirichenko'yu. Sales. Bak 4 maçtır oynuyor adam. Tırt. Atamadı mı? Hiç. Sıfır. Biraz daha sabır hocam. Oynat mı diyorsun? Aynen. Ben bu konuda çok sabırsızım ya. Şans veremedim. Şipakas. Benim işte 4 maçta 4 vardı. Forvet arkasında Ramos'u oynatacağım bu maç. Mavdidi istediğim şeyi yapmadı. Sol bek sıkıntısı çekiyorum ben ya. Aldığımız adam oynamıyor, sakatlanıyor. İki tane sol bek var hocam size. İki tane sol bek var aynen. Bir de Ordonez var, adam sol ayaklı savunmacı. Sol bek de çok iyi performans veriyor. Bu Juventus'tan aldığımız onu denemiyor musunuz ara sıra? Onu, o sakattı ya. Bu hafta ilk 11 sürelim. Dur bakalım. Mantıklı. İlk 11 değil de ben o tarz oyuncuları böyle rahata bağladığımda atıyorum ortaya. Oynasın biraz şey yapsın diye. İşte yani biz... 2-0 3-0'a bağladığımda. Biz rahat göremiyoruz ki. Melih Demiral hala toparlamadı bak. Adam. Bunu kesin hocam ben. Adamın kondisyon bir türlü yukarıya çıkmıyor. 83'te kaldı. Dur bakayım, training'ine no training'i alalım biraz. Melih Demiral. Geç bakayım no training'de biraz takıl. Sales ilk 11'de. Pirichenko. Tamam, yedeklerimizi halledelim bir de. Riccioli'yi alalım.
Ben bitirdim hocam maç. Bitirdin mi? Abi sen çok hızlısın ya. Sen bayağı hızlısın. Götürüyorsun. Bu Robbie'yi ikinci yarıda oyuna alacağım. Kazandın mı? Kazandın. Yine bir sıfır oldu bizim anda. 5'te 5. Çok iyisin. Evet ben de bu baştan beri beklemiyorum. Ama biraz defansla kaleci gerçekten çok iyi oynadı maçlarda. Kale çok önemli ya. Yani bir de o kadar kayıp verdin ona rağmen savunmayı düzgün tutabiliyorsan. Yani performans olarak bravo. Ramos attı. Güzel. Forvet arkasında. Şu adamın efsane olması lazım ya takımda. Oynamıyor. Gene iyi kopmadık biz de ya. Çok kötü durumda değiliz. Tabi bu maç önemli de. Sales attı. Helal. Adam 3. golünü attı ligde. Çok iyi. Ben güveniyorum o adama ya. Ben de şu var biraz. Ya adama güveniyorum böyle çok iyi işler yapacak falan. Bir maçta çok önemli bir maçta beni sattığı zaman siliyorum ben o adamı. Ondan sonra şey olmuyor. İyi 3-0'a getirdik. O sol beki ikinci yarı bir deneriz senin yaptığın gibi. 3-1'e geldi. Bu dakika 60-70'de ya 3-0 devam ederse yani şu an etmiyor ama 4-1 falan olursa hemen gençlere saldırır hocam ortaya. Aldığınız gençlerden, evet. Serpiştireceğiniz araları. Bayağı meyvesini alıyorsunuz öyle. Hop 4-1 oldu, süper. Bizim Ramos güzel oynuyor ya, aferin ona. Hocam, ikinci yarıda ben o adamı mecburen alacağım. Çünkü bizimkinin kondisyonu biraz düşmeye başladı. Alalım ya, bir şey olmaz. 20 yaşında tecrübe kazansın. Hadi bakayım aslan. Ne yapacak bir görelim. Şu an maçın da önde olmasıyla gaza gelir belki bir şeyler yapar. Kalecimiz 9'la oynuyor bu arada. Serapio çok güzel oynuyor. Tamam ya bu maçı kazandık. E çok iyi. Oo, seninle aramızda 6 puan fark olmuş. Sen sadece bir gol yemişsin hocam. Çok çok iyi ya. Çok iyi. 4-1. Udinese'ye bakar mısın? Udinese'yi gördüm ben teminle. Son skorlarda. 6 gol, 16 gol atmış ya adamlar. Kutucu övülüyor, Martinez övülüyor. Bizim kaleci dönüyor. Witkowski işi yine olmadı. Adamlar Serie A takımına satmak istemediklerini açıkladılar. 8 maçta 10 gol atmış. Efsanevi bir adam haline dönüşüyor bu adam. Sonraki maça Fiorentina maçına 8 gün var. Hocam istersen videoyu sonlandıralım. Tamamdır. Emeklerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir video oldu. Tamam. Teşekkür ederim. Sen de sağ ol. Çok sağ ol. Arkadaşlar siz de video hoşunuza giderse beğeni atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.